Selamlar millet, ben Türk Kahvesi yani Doğan. Bugün sezon 9 boyunca birincisi olduğum Pantheon oynuyorum. Sezonun çok büyük bir bölümünde Pantheon birincisiydim ve ormanda benim Challenger'a çıkmamda ve Challenger'da yüksek LP'ler kasmamda yardımcı olan bir şampiyonu Pantheon ve tavsiye ettiğim herkesin yüksek liglere gelmesi, olduğu yerden çok daha yükseğe çıkması yüzünden Pantheon'u bugün sizlere anlatmak istedim, Pantheon'u öğretmek istedim. Umarım beğenirsiniz şimdiden. Ben Pantheon'da her zaman bota 2 level gank atıyorum. Ve bu attığım 2 level gank'i gerçekten de çok iş yapıyor ve kesinlikle bir kill ya da bir summoner spell alıyoruz. Evet, trash çekildi bizimkiler tarafından. Şöyle bir trash'i öldürelim. Bakalım Sivir'i alır mıyız? Sivir de alacağız galiba burada. Ve evet, aynı söylediğim gibi mutlaka bir şeyler çıkartıyorsunuz Pantheon'da. Ve Pantheon'un 2 level gank'i neden çok güçlü? Yeteneklerini anlatmadan önce onu gelecek olsam, saldırıya devam rünü alıyorsunuz ve W'nuzu 5 yükken attığınızda saldırıya devam rünü patlayarak sizin rakibinizi bir anda eritmenizi sağlıyor. Arkadaşlar, videoyu çok küçük ve güzel bir duyuru arası vereceğim. 18-22 Kasım tarihleri arasında Wolf Team'e girenler iPhone 11 kazanma şansına sahip olacak. Şansını arttırmak isteyenler ise oyun içindeki iPhone şans kutusunu satın alarak 2 çekiliş hakkına sahip olabiliyorlar. Böylece toplamda 3 çekiliş hakkı elde etmiş olunuyor. Ne kadar çok kutu alırsanız şansınızı o kadar katlarsınız. Hemen Wolf Team indir, kaskını al ve aşka gel. Ben özel kurt taklasını kullanıyorum. Gerçekten efsane. Siz de hemen aşka saldırın. İlk önce Pantheon'a hangi ürünlere girmeliyiz? Bundan bahsedecek olursak saldırıya devam giriyorum. Daha önce de söylediğim sebepten W'nuzu 5 stack'ken attığınızda saldırıya devam patlayarak ekstra hasar veriyor. Zafer giriyorum. Can ve parasından dolayı verdiği attack speed buradan az canlara vurabilmek için. Bu ne yapıyor? Az canlara fazla hasar verebilmek için son darbe giriyorum. Mavi çalmış bu arada Warwick. Ve ikinci ürün olarak da ayakkabıyla %5 bekleme süresini tercih ediyorum. Sürekli olarak flash'ımın ve çarpımın gelebilmesi ve ayakkabımın gelebilmesi için. Pantheon'un yeteneklerinden bahsedecek olursak, pasif olarak Pantheon her 5 saldırıda veya büyü kullanımında bir yetenekleri ilave etki kazanıyor. Bu ilave etki nedir? Bu arada mid'e gank atamayacağız ama bot tarafına geçeceğim, buradan zaten bizi gördü. İlave etki kazanıyor. Bu ilave etki Q'sunun fazladan slow atmasına, W'sunun 5 stack'ken rakibin üzerine atlayıp 3 kere üst üste saldırı yapmasına şu şekilde ve E'sinin kalkan süresinin uzayıp 2,5 saniyeye çıkıp fazladan tanklamanıza yarıyor. Karakterin ultisi ise bu arada güzel. Karakterin ultisi ise belli bir noktaya atlıyor. Zaten eski Pantheon'u bilirsiniz. Şöyle bota bir şeyler bakabilir miyiz diye düşünüyorum. Sivir'i baitlerse Senna bir şeyler yapabiliriz ve baitledi. Evet, evet, evet. Bunu da alır mıyız? Güzel. Harika. 4 dakikada 6 kill aldık. Gerçekten de Pantheon'un gücünü bence göstermek için güzel bir maç oluyor. Base'e gideceğim. Bu kadar yüksek param varken bunu kullanmak istiyorum. Karakterin güçlendirilmiş etkilerinden bahsettim. Ancak normal yeteneklerinden bahsetmedim. Karakterinizin Q'su belli bir mızrak atışı yapıyor. Ve bu mızrak atışı böyle gerip de atabildiğiniz bir şey de olabiliyor. Veya dokunup bırakıp şu şekilde rakibiniz deşen bir şey de bir atış da olabiliyor. Eğer şöyle yaparsanız cooldown'un yarısını iade ediyor. 3 saniyeye düşüyor. Eğer ki gererseniz bunu iade etmiyor ve ilk rakipten sonraki rakiplere az hasar vuruyor. Gördüğünüz gibi kuşlarda zaten bunu göstermiş oldum. Ben şu anda botun hiçbir şey olmadığı için sürekli olarak botta oynamaya çalışacağım. W'nuz rakibin üzerine atlıyor ve 1 saniye onu stunlıyor. E'niz belli bir yöne kalkan açarak o yönden gelen hasarı engelliyor. Ultinizi daha önce anlatmıştım ve 5 yüklü etkileriyle beraber çok güçlü olabiliyor Pantheon. Önemli olan nasıl oynanması gerektiğini bilmek. Sivir burada tek, flash'ı yok. Bizse çok fediz. Evet, trash çekti ama. Gördüğünüz gibi Pantheon'un gücünü bence burada da görüyoruz.
İnanılmaz güçlü bir şampiyon ve oynamanızı mutlaka öneririm. Oyundaki en güçlü şampiyon bu diyebilirim şu anda ormanda benim açımdan ve sürekli olarak banlanan bir şampiyon. Eğer Zed buraya gelirse onu da keserim, hiç sorun yok. Şuraya gölge atacak muhtemelen ve ters attı abi. Ne yapıyor Zed? Neden Zed? Çekecektir Blitz Q'su gelince. Zaten bizde ayakkabı var. Biz onu her türlü yakalayacağız da. Bu kadar kovalamamıza gerek yok da. Güzel. Biliyorsunuz sezon 10'a yeni giriş yaptık ve belki de sezon 10'un ara dönemine geçiş yaptık aslında. Sezon 10 ara dönemindeki ilk Pantheon öğretici videosu bu olacak ve sizin de ormanı tanımanız açısından ve sezon 10'da orman nasıl oynanır açısından güzel bir fikir verecek. Şu bot sürekli olarak rakibin itiyor ve çok fazla summoner spell eksikliği var. Onu da aldık. Güzel. Bota bu kadar gelmemin en büyük sebebi rakibin flash'ının olmadığını bilmem. Daha geldiyse de birazdan gelecek. Henüz gelmedi. Bunu alalım. Bu arkadaşı da çok rahat keseriz. Allah'ım, hata yaptık. Orada eğer ki 10 hasar daha azalsaydım ölmeyecektim. Benim kötü oynamam oldu orası. Ormanda bu item çok güçlü arkadaşlar. Çünkü rakibinizin wardlarını temizleyebiliyorsunuz. Bunu alabilirsiniz. Bunu göstermiş olayım. Yoğumu alabilirsiniz ki ben yoğumu tercih edeceğim. Hareket hızından ve hızlı dolaşmak istediğimden dolayı sürekli olarak kill almak istiyorum. Hayır, zaten 12'ye 1'im. 12'ye 1 iken takımdaki 14 kilinin 12'si bendeyken çok agresif oynamak istiyorum oyunu. 467 hareket hızıyla dolaşacağım. Biliyorsunuz yeni sezonda ormana birçok değişiklik geldi. Eskiden kırmızı tarafından başlıyorduk ve kırmızı tarafında oynamamız gerekiyordu sürekli olarak. İlk 3 level'ı anca burada alabiliyordunuz bu üçünü temizleyerek. Mavi tarafı temizleseniz bunu alamıyordunuz. Şu anda ise iki taraftan da alabiliyorsunuz. Şöyle bota bir yardım edelim. Güzel. Yine her bota geldiğinde bir şey çıkartıyoruz. Eğer çekerse onu diyeceğim de imkanı yok yani bu arada. Bir şey çıkartıyoruz. Ejder'e de yöneleceğim şurayı ittikten sonra. Güzel. Ormana değişiklikler geldi. Ejder'e değişiklikler geldi. XP'ye değişiklikler geldi. Artık ormanda yapılan hataların cezalandırıldığı bir dönemdeyiz. Eskiden ormanda geriye düşseniz bile bir şekilde toparlıyordunuz. Geride kalma XP'si yardımcı oluyordu vesaire. Ama artık bu durum yok. Artık ormanda eğer geri düşerseniz çok kolay cezalandırılabileceksiniz. Çünkü jungle'daki XP oranları düştü. Ve bu sizin gankleri çok dikkatli atmanıza ve bunlara atarken de bir iki kere tekrar düşünmenize yol açması gerekiyor. Gerçekten İyi bir şekilde oynarsanız çok rahat ben maçları kazanacağınızı düşünüyorum. Bakalım. Böyle gidiyorum ben buradan. 3 kişi bana çullanırlarsa ölürüm. Bu kadar para verirken, 1000 gold verirken ben bunu yapamam. Şu top lane'e bakalım. 4-0 bir ilerleyemiz var orada. Onu bir keselim. Ondan da bir shutdown gelirse onu da almış oluruz hem. Yakalarım ben seni ilerleye. Kaçamazsın muhtemelen. Ama bunu yaparsan kaçarsın. Şimdi şurada atlama şeysi olduğu için şöyle yardım isteyeyim takımımızdan. Ben bunu yakalarım. Çünkü ayakkabısı yok. Ben size 550 ile koşuyorum bildiniz. Evet. Güzel. 400 gold aldık. Beryl'den de shutdown aldık. Hareket hızı karakterin taban olarak çok yüksek. 355 ile koşuyor. Ve biz ayakkabıyla beraber, rünümüzle beraber çok hızlı bir şekilde yakaladık. Rünümüzden kastım ayakkabıya ekstra hız verdiği için. Güzel. Muhtemelen Thresh'te yakalarız yani. Bunu da şöyle alalım çarpla. Ormana gelen değişiklikleri birazcık anlatacak olursam ve bunun Pantheon'a genel olarak ormancıların nasıl yarından bahsedecek olursam. Bildiğiniz gibi artık 3. Ejder'den sonra haritanın yapısı değişiyor ve vadi farklı bir hal almaya başlıyor. Şu anda biz bir tane aldık, ikinciyi bekliyoruz. Rift Herald artık dakika 10'da çıkıp bir kere spawnlanmak yerine 2-3 kere
çıkıyor. Sizin kesmenize bağlı olarak dakika 8'de başlayarak 6 dakikada bir çıkıyor ve canı çok daha az. Bu yüzden Rift Herald'ı almak önemli. Biz şöyle alalım. Hem de bir ormancının görevlerinden bahsedelim. Bu kadar öndeyken ejdere, rifte, kulelere vurmanız gerekiyor. Rakip o üstünlüğü geri yakalamadan. Biz zaten gördüğünüz gibi Rift'i de çok kolay alıyoruz. Ejderi de çok kolay almıştık. Hem ilk ejderler güçsüzleştirildi hem de Rift Herald güçsüzleştirildi. Aynı zamanda Pantheon'un da gücünden dolayı artık birçok istediğimizi çok rahat alabiliyoruz. Ne oluyor? Tamam, sorun yok. Şöyle karizmatik bir hareket de yaparız. Ve gideriz bence buradan. Güzel. Yoğumu'yu aldık. Bu item ormanda çok işinize yarıyor. Yeni geldi. Çoğu kişi bilmiyor. Yanınızda bir şampiyon yoksa ekstradan atak speed kazanıyorsunuz. Ve bu itemle beraber can çalmada kazanıyorsunuz. Bu kadar güçlüyken Pantheon'da ben bunu yapmam normal. Hatta şu anda dakika 11'de 270 ADM olduğuna güvenerek ben botu çok rahat keseceğimi düşünüyorum. Şöyle de gösterelim. Gördüğünüz gibi gücümüz çok yüksek yani. Bunu da kullanalım dedik. Bota şu yeni balkon tarzı bir şey geldi. Buradan ilginç gankler atabilirsiniz. Mesela Twitch, Pantheon tarzı şampiyonlar, Jarvan, Zek gibi şampiyonlar oradan saklanıp oraya gankler atabilir. Bu arada bunu da çıkartalım şöyle. Bunu tekler miyiz? Hasar azaltma aldı bu arkadaş ama fark etmeyecek. Yani Pantheon'un gücünü görüyorsunuz. Çok yüksek. Gerçekten çok yüksek. Şöyle kuleyi de almaya yönelik oynayacağım. 12 dakikada 22 kill yaptık. Bu kadar güçlü bir şampiyon oynamanızı denerim. Lig çıkmakta sizin çok işinize yarayacak. Sivir'e bir şeyler yapabilir miyiz acaba? Güzel. Zaten vurduğumuz ölüyor. O kadar bota gitmemizin bir mantığı oldu. Farm daha iyi aldırmıyoruz. Güzel. Çok güzel oldu bu. Bizim Sena Zed'i kesti. Pantheon'da en önemli nokta 5 stackken W ile girmeniz. En önemlisi bu. Bunu yaparsanız eğer gerçekten çıkan hasara şaşıracaksınız. Mesela. Ve E'nizle ilgili de bir tavsiye verecek olsam. Varsayalım ki rakipte bir Karthus var ve top lane'de şurada. Siz buradan buraya şuraya doğru E açarsanız eğer Karthus'un ulti hasarını engelleyeceksiniz. Sadece yakınızdakileri engellemiyor bu. Bir tane şöyle GA alacağım. Yani koruyucu melek. Bu kadar parayı rakibe vermek istemiyorum. Bu kadar güçlüyken. Zaten bu item bizi çok güçlendiriyor. Çok beğendim ben bu yeni itemi. Özellikle Pantheon tarzı şampiyonlara çok yakışmış. Dövüşçü tarzdaki ormancılara bence güzel gider ve top laner'lara. Atak speed'imiz gördüğünüz gibi çok yüksek. Tek sebebi bu item. Tek sebebi. Aa, burada ileri varmış. Beyz attı çocuk. Tüh, andaki şanssız. Botta 4 kişiyi de keseriz bu arada. Hazır GM'imizde varken bir manyaklık, psikopatlık denesek mi? Şöyle yapalım. Sivir yakalarız. Hareket hızımız çok yüksek. Zed'de yakalayacağım. Bir sorun kalmayacak. Çok karizmatik değil miyiz ya? Akali. Gülüyor da. Çok karizmatik öldürdük. Bu ejder çok fazla güçsüzleştirdi alması. Görüyorsunuz yani çok kolay bir şekilde 2 saniye içinde aldık. Ve artık vadinin şeklinin değişeceği noktaya yavaş yavaş geliyoruz. Üçüncü ejder geliyor ve harita değişiyor. Yeni ejderhalar hakkında da bilgi verecek olursam, eğer okyanus ejderi haritayı büyülerse, haritayı boyunca büyürse, her yerde yağmur yağıyor, yeni çalılar çıkıyor, şöyle görebileceğiniz üzere. Ve çok da güzel bir atmosfer olmuş. Ben çok beğendim. Bunu da alırız. Uf, hasara bakın chat.
Okyanus ejderi eğer haritayı ele geçirirse bu şekilde etkiler çıkıyor ve rengarlık ve ormancıları da mutlu edecek şekilde bir yenilikler oluyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Ormanın şu kesimlerinde yeni... Bunlar ne deniyordu ya? Yeni erikler, yeni can erikleri çıkıyor ve bu da sizi çok güçlendiriyor. Ormana dönerken düşük candaysanız bunu bu şekilde giderebiliyorsunuz. Eğer dağ ejderi haritayı kaplarsa şurada yeni bir taş çıkıyor ve yüzey şekilleri değişiyor haritanın. Bunu da ben oldukça beğeniyorum. Şurada da birkaç taş çıkıyor. Eğer alev ejderi kaplarsa kırmızının ve mavinin oralardaki şu duvarlar yanıyor. Ve bu yakmayla beraber ormandan kaçışınız kimisi için kolaylaşıyor, kimisi için zorlaşıyor. İlginç bir değişiklik olmuş o da. Ve unuttuğum olarak şuraya bir şey, kaçalım bence buradan. Burada güzel bir şekilde yine kill aldık. Koruyucu meleğimiz vardı. Zed kestim dedi ama koruyucu meleğimizi unuttu. Yine para vermedik rakibimize buradan. Güzel. Her şey tam istediğimiz gibi. Şimdi bir ölümün dansı alırsak iyice ölümsüz oluruz. Dakika 17'de 415 AD ile istediğimizi yapabiliriz. Son olarak bulut ejderinden bahsedecek olursam bulut ejderi ultinizin cooldown'unu düşürüyor. Ve haritayı ele geçirdiğinde şuralarda, buralarda Skarner'ın pasifi gibi hareket hızınızın arttığı çeşitli şeyler oluşturuyor. Yerler oluşturuyor, bulut birikintileri oluşturuyor. Bu kısımlarda da yüksek hareket hızıyla dolaşabiliyorsunuz. Ben yeni haritayı çok beğendim, yeni ejderleri çok beğendim. Oyuna farklılıklar gelmesi bence anlaşılabilir. Mesela buraya da bu çalı yoktu. Eğer bu burada mavisini almaya çalışırsa Irelia, Warwick artık hangisi ki çalışıyor? Şöyle rahat bir şekilde atlayıp bu şekilde alabiliyorsunuz rakibi. Rakip takım birbirine sürekli aşkını ilan ediyor. Sizin bu noktada yapmanız gereken en önemli şey oyunu mümkün olduğunca açmak. Yeni rift çıktı. O Rift'i de alacağız. Yeni gelen bir değişiklik zaten biliyorsunuz Rift'in birden fazla kez çıkması. 1100 vurduk mızrakla. İnanılmaz. Yeni Rift'i de alalım. Maçı bitirmeye oynayalım artık. Bence gayet güzel bir maç oldu. Pantheon'un ne kadar güçlü olduğundan ve yeni sezonunda Pantheon'un neler yapabileceğini göstermiş olduk. Ormanda eğer ki zor ölen, yüksek hasar bırakan, kolayca haritayı gezebilen ve ormanı hızlı temizleyebilen bir şampiyon arıyorsanız bilin ki Pantheon tam size göre oynamanızı tavsiye ederim. Gidelim Sivir abi. Burada base atmak diye bir olay yok. Tamam, onu alacağız. O her türlü ölecek. Aha, yetişmedi mızrak. Allah'ım Allah'ım. Kör noktaya atmış olduk. İlk başta Thresh'i öldürmek istedim. Çünkü Sivir'i zaten yakalayacaktım. Ama Sivir bir şekilde o mızrağı kaçırınca kaçtı. Ama çok güzel bir şekilde kör öldürdük. Artık oyunu bitirmeye yavaş yavaş bence gidebiliriz. Güzel olacak. Şuraya rift açalım. Eskiden bu Rift'in ortaya çıkma süresi 4 saniyeydi. 4 saniyeyi yoğunlaşıyordunuz ve Rift çıkıyordu ama 1 saniye düştü artık. Bu da rakibin karşı oyun yapma fırsatını azaltıyor. İrelia burada E yeteneğini kullandı. Her zaman rakip en önemli yeteneğini kullandıktan sonra ona vurun arkadaşlar. Girin. Anca alırsanız öyle alırsınız. Veya onların kaçma yeteneği gibi işte bu tarz yeteneklerini kullanmasını bekleyin. Kesemezsin beni İrelia. Daha 37'ye 1 olduk.
Buradan rakibin üzerine oyunu yıkacağız. Daha önce söylediğim gibi mid'le minyonlar olduğu için mid'den devam ediyorum. Oyunları bu şekilde hızlı bir şekilde kazanıp lig yükselebilirsiniz. En güzel yolu Pantheon gibi erken oyunda çok güçlü bir şampiyonla oynamak veya bu tarz şampiyonlar oynamak. Maçı bitirmeye doğru gidebiliriz bence artık. Tamam, sorun olmayacak. Şu an o kadar güçlüyüz ki. Evet. En azından bir kere bu kadar killden sonra ölüp rakibe birazcık umut verelim. Şaka bir yana. Maçı bitirmek güzel olurdu orada. Ama birazcık uzaması da kimsenin zararına olmaz bence. Draktar yerine Karabalta da gidebiliriz. Ben Draktar tercih edeceğim şu noktada. İyice AD'miz artsın. Dakika 21'de 518 AD var. Ki çoğu şampiyonda bu kadar AP bile yok. İnanılmaz. Bu arada yıldırım sesleri falan mükemmel olmuş. Ben çok beğendim. Üçüncü okyanusta geldikten sonra harita okyanusun gücüyle değişecek. Ve biz okyanus ruhu elde edeceğiz. Rakibe vurdukça fazladan can kazanacağız. Eğer bu alev ruhu olsaydı rakibe vurdukça onları yakacaktık. Çevresine hasar verecektik. Eğer bu dağ ruhu olsaydı biz kalkan kazanacaktık. Belli bir süreliğine. Ve eğer bu hava ruhu olsaydı ultimizi kullandıktan sonra hareket hızı elde edecektik. Maçı bence bitirmeye gidebiliriz. Rakibin redine bakalım. Onu alacağımızı düşünüyorum. Oraya zaten birisi gelirse keseriz. Şu an 1 Q'muz normal şartlarda 650 vuruyor. Eğer canı %20'nin altındaysa 1300 vuruyor. Eğer bunu güçlendirilmiş 5 stack'li Q ile birleştirirsek 1400'ü geçik vuruyor. E'miz sadece vurup kapatmamız bile 600 vuruyor. Çok güçlü yani. E'nizi erkenden iptal edebiliyorsunuz. Daha önce de benim bu şekilde çok kill aldığımı gördünüz. Eğer hasara ihtiyacınız var sahneden ve defansif pozisyondan çıkmak istiyorsanız E'nizi kapatabilirsiniz. Burada Thresh'i. Ki artçı şoku var. Şu duvarın kırılmasını bekliyorum. Ekstra slow veya hasar yemeyelim. GA'imiz varken rahat oynayabiliriz. Bu kadar güzel bir tek var mı bilmiyorum. Tek yedi direkt. Şöyle bir bronzdan çıkamayan, daha üst ligdeki arkadaş, bronzdan, silverdan, altından çıkamayan arkadaşlar bu maçı dikkatli bir şekilde izlerlerse, yeni sezonda ormanda ne yapması gerektiklerini az çok benimserse çok daha iyi yerlere geleceklerini düşünüyorum. Maç artık bitirmiş bulunuyoruz. Şöyle karizmatik bir kapanış yapabiliriz bence. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Türk Kahvesi. Sezon 9'da Challenger 700 LP'de